Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. 9. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlık, mantık ve kümeler konusundan yazılıda çıkabilecek soruları bilgi sarmalından birlikte çözelim. Şimdiden başarılar diliyorum. Evet, sevgili gençler, 1. sorumuzda ise ile ilgili bir soru PQR önermenin doğruluk değerlerini bulunuz diye soruyor. İSE'nin temel mantığı şuydu arkadaşlar. Eğer sonucu sıfır çıkmışsa 10 numara olacak. 10 numara demek yani şurası 1, şöyle burası 1 ise burası da 0 olursa cevap 0 çıkıyor. O da 100 diye sembolize etmiştik. Şimdi buranın 0 olması demek. Bakın P'nin değili ise R'nin değili neymiş? 0'mış. O zaman yine 10 numara söz konusu burada. Yani burada da yine 10 numarayı düşünürseniz burası 1, burası 0 olması lazım. Buranın 1 olabilmesi için P'nin 0 olması gerekiyor. R'nin değili 0'sa R de 1'dir diyoruz. Peki R'yi 1 bulduk. Şimdi buraya gelelim. Bakın R ise Q'nun değili neymiş? Burada 1 verilmiş. R'yi biz ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. 1 ise 0 olmalı ki pardon, 1 ise 0 olursa cevap 0 çıkacaktır. Dolayısıyla buranın 0 olmaması lazım. Buranın 1 olması lazım ki sonuç 1 olsun. Dolayısıyla buranın 1 olabilmesi için Q'nun 0 olması lazım. R 1'dir arkadaşlar. P de 0'dır. O zaman Q 1, P 0, R de 1'dir diyoruz. Doğruluk değerleri bu şekilde bulmuş oluyoruz. Konu olarak şöyle size izah edeyim arkadaşlar. P ise Q her zaman P'nin değili veya Q'ya eşittir diyoruz arkadaşlar. Ve ise de her zaman 10 numara varsa 0'dır. Geri durumların hepsi 1'dir diyoruz arkadaşlar. Peki gelelim ikinci sorumuza. Önermesinin değili olumsuzunu yazınız diye soruyor. Şimdi bu bazı demek. Bazının değili her'dir sevgili gençler. Her x, x kare. Eşitin değili eşit değildir olacak. Burada bitti. Parantezi kapatıyoruz. V'nin değili veya tersi bu şekilde. Bu her'di. Bazı olacak. Bazı x sayıları için x küpü. Şimdi büyük eşitin değili küçük sıfır şeklinde ifade ediyoruz. Olumsuzu bu kadar basit sevgili gençler. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruyu. Bileşik önermesinin en sade biçimini bulunuz diye soruyor. Bakın biraz önce size yazdım. Tekrardan yazayım. P ise Q her zaman şuna denktir. P'nin değili veya Q'ya denktir. Peki buradaki ifade yerine bunu yazacağım. Bakın Q'nun değili veya P ise şuradaki ifade yerine ne yazıyorum? P'nin değili veya Q yazıyorum. Ve değilini istiyor benden. Buraya bir daha yazıyorum. Şöyle ki bunun değilini alacağım. Değili P olur ve Q'nun değili olmuş oluyor arkadaşlar. Peki bunun devamı nasıl? Bu da ise yine ilk tarafın değilini alacağız. Buranın değili Q ve P'nin değili olmuş oluyor. Veya ikinci tarafın aynen yazıyorum. P ve Q'nun değil. Bir de bakıyorum ki arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bunlar V ve biri burada Q var. Burada Q'nun değili var arkadaşlar. Burada P'nin değili var. Burada P'nin kendisi var arkadaşlar. Buradan nasıl bir şey yapalım? İlk tarafın değilini aldık arkadaşlar. Bu şekilde veya ikinci tarafı şurada bir hata yaptık herhalde arkadaşlar. Burada bir hata yapmışız. Şurada hemen geri alıyorum arkadaşlar. Şurayı bir silmeye çalışalım. Şöyle ki şuraya bir yanlışlık yaptık arkadaşlar. Burada çünkü farklı bir şey verilmiş. Ona dikkat edelim. Bakın burası ilk tarafın değilini alıyorum. Q'nun değili veya ikinci taraf P. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi değilini alırsam Q ve P'nin değili olur. Bakın. Dolayısıyla
Burayı aynen yazıyorum. Q ve P'nin değiline yazmış oldum. Bakın Q ve P'nin değili var. Burada da Q ve P'nin. Aynı iki ifade olduğu için veya toplamada aynı iki ifade varsa kendisidir. Yani iki tane aynı şey kendisini verir. Dolayısıyla tek kuvvet üzerinde Q ve P'nin değili bizim aradığımız cevaptır. Evet, bunda bu şekilde dikkat edeceğiz. Q ve P'lere dikkat etmeliyiz. Geldik buraya. Dördüncü soruda sevgili gençler, önermesinin karşı tersini bulunuz diyor. Nasıl yapacağız burada? Ben hemen size yazayım. P ise Q. Bunun karşı tersi şudur arkadaşlar. Hem yer değiştiriyoruz hem de değillerini alıyoruz. Hem yer değiştiriyoruz hem de değillerini alıyoruz. O zaman bunları yer değiştiriyorum. Bunu öne yazacağım ve değilini alacağım. Bunun değili şudur. Her x elemanı reel sayı. Öyle ki x değilini alacağım. Büyük sıfırın değili küçük eşit sıfırdır. Bu şekilde. Evet. İse şimdi ilk tarafın değilini alacağım. İlk tarafın değili bazı x elemanı reel sayılar için. Öyle ki burası 5x eksi 2 eşit değilin o olumsuzu değili karşı tersi eşittir olur. Böylelikle 17 olmuş oluyor ve karşı tersini bu şekilde yazmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da böyle. Geçiyorum 5. sorumuza. Sevgili gençler, P bir asal sayı değildir diyor. Bir asal sayı değildir. Doğru. İzmir Ege bölgesindedir. Doğru. Eksi 3'ün karesi 9 büyüktür eksi 3'ten. Bu da doğru. Bunların hepsi doğru. Önermenin doğru değerlerini bulunuz. Şimdi bunlara göre bulacağız arkadaşlar. Buradaki ifadeleri bulalım. P yerine 1 yazacağız. 1 veya 1'in değili ise R de 1'di. O da 1'in değil. Eşit olacak. Bakın burada hiç uzatmayalım. Şöyle bir şey yapalım kısaca. 1'in değili 0'dır. V ile işleme tabi tutarsak 1, 1 ise 0 çıktı. 1 ise 0 10 numaradır ve 0'dır. Geldik buraya. Arkadaşlar V maddesini alta yazıyorum. F gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in değili veya R de 1'dir. Ve P 1, 1 ise Q da 1'dir. Bakın bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle rengi değiştiriyorum. 1'in değili 0. 0'la 1'i toplarsanız veya toplama gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burası 1 olur. 1 ve 1 ise 1. İse de 10 numara olursa 0. 1 ise 1. 10 numara olmadığından dolayı 1'dir. 1 ve 1 de sonuç 1'dir. Bunda V çarpı gibi düşünüyorsunuz. Bakın veya burada böyle içine toplanıyor. Toplama gibi. Ve böyle geldiğinde yağmur yağdığında çarpıyor. Dolayısıyla çarpı gibi düşünebilirsiniz V'yi. İsenin mantığı ne? İse 10 numara olursa 0. Bütün durum diğer durumlar 1'dir diyoruz. 10 numarada nedir? Onu da 0'a tamamlıyorsunuz. Peki geldik C maddesine. Şimdi sevgili gençler C maddesini nasıl yapıyoruz? P 1'di. 1 ise 1 veya 1 ve 1'in değil. Bakın 1 ise 1 10 numara olmadığı için sonuç 1. Burada 1'in değili 0. 0 ve çarpmadır burada arkadaşlar. 0 olur burası. 1 ile 0'ın toplama gibi düşündüğünüzde cevabımız 1'dir diyoruz arkadaşlar. Geçtik. Bir sonraki sorumuz 6. soru. Kümelerle ilgili bir soru sevgili gençler. A birleşim B. A ile B'yi birleştiriyorum. O zaman yazıyorum. A birleşim B eşittir. A, B, C yazdım. Şimdi A yazdıktan sonra C bir daha yazılmaz. D yazıyorum arkadaşlar. E, F, G. Peki bunu yazdık. Şimdi A birleşim C'yi yazalım beraber. A birleşim C o da şudur. Önce A kümesini yazıyorum. A, B, C'yi yazdıktan sonra sıra geldi C kümesi. B yazmışız. C'yi de yazmışız. F ve G yazacağız. F ve G'yi yazacağız dedik. Şimdi bu neydi? Bu kesişim demek. Kesişim demek ortak elemanlarıdır. Yani bu iki kümenin kesişimini istiyor. A birleşim B kesişim A birleşim C.
O da eşittir. Yani bu iki kümenin ortak elemanları. Onu da nasıl yazarız? Ortak olanlar kimler? ABC ortak. O zaman yazıyorum ABC'yi. Başka? D var burada, burada yok. E var, burada yok. F ve G var. Bakın dikkat ederseniz. F ve G var. Dolayısıyla kesişimi A, B, C, F ve G oldu. Diyor ki kümesinin alt kümelerinin biri hangisidir? Alt kümeleri. Şimdi bunun alt kümeleri. Yani bu elemanları içeren bir küme arıyoruz. Burada D var ama burada D yok. O zaman bu şık olmaz. Burada D var. Burada D olmadığı için bu şık da olmaz. D var yine aynı şekilde olmaz. E var burada E yok. Bakın E sayısı burada olmadığından dolayı bu da olmaz. O zaman A, B, G olabilir. Hangisidir diyoruz. Beşinci alt kümesi A, B, G alt küme olmuş olabilir sevgili gençler. Evet, umarım anlaşılıyordur. Lütfen videoyu beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Desteğiniz için teşekkür ediyorum sevgili gençler. Geldik 7. soruya. 7. soruda şöyle ki diyor ki K kümesi 4'ün katları olacak. M kümesi 3'ün katları. K'nın diyor M'den farklı eleman sayısı. Peki ben K kümesini yazsam. Bakın 4'ün katı kimler olabilir? 40, 44, nokta 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 kaça kadar? 130'dan önceki 4'ün katı 128'e kadar gider. Şimdi M kümesindekiyle ortak olanlar arkadaşlar çıkartılacak. Şimdi M kümesi 3'ün katı. Hem 3'ün katı hem de 4'ün katı olan ortak sayılar nelerdir? Yani bunların ekoklarını alacağız arkadaşlar. 3 ile 4'ün ortak katı 12'dir. 12'nin katlarını atacağız. Yani M'deki 12'nin katları kimlerdir? M'deki 12'nin katları. Şimdi normalde M kümesi şöyledir arkadaşlar. Bakın M kümesini yazayım ben size. Ondan sonra 3'ün katı 12 olabilir, 15 olabilir. Efendime söyleyeyim 18 bu şekilde gidiyor ta ki 78'e kadar gider M kümesi. Biz 12'nin katlarını istemiyor bizden. Yani 12'nin katlarını çıkartacağız. 12, 24 buradaki ama 12 burada 12 olmadığı için buradaki hangi 12'nin katları gider? Buradaki 12'nin katı kimler var? Burada 48 var, 60 var, 72 var. Burada 72'den sonra 12'nin katı olmadığı için dolayısıyla şimdi burada nedir? 48 ve 60, 72 var 12'nin katı. Bunları çıkartmış olacağım. Bunları sadece çıkartacağız. M, K kümesinden. O zaman ben bunun K'nın eleman sayısını bulmaya çalışayım. S, K kümesi şöyle. Eleman sayısı. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir arkadaşlar. Burada 88 4'e bölseniz 22 1 daha 23. 23 taneden 3 tanesini çıkartmam lazım. Bu önemli. Çünkü M'den farklı olan elemanları istiyor. 3 çıkarttığımızda 20 olmuş oluyor. O zaman eleman sayısı da 20'dir şeklinde ifade edebilirsiniz sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Geldik 8. soruya. Arkadaşlar 8. soru küme çizeceğiz. İki tane daire çiziyoruz arkadaşlar. A kümesi ve B kümesini çizelim. A kümesi ve B kümesini çiziyoruz sevgili gençler. Bakın burada 3, 2 ve 4'ün katı kısaca 12K diyebilirsiniz. O zaman şöyle bir durum söz konusu oldu. 3 ile neyi çarparsak 12K eder? A fark B burasıdır bakın. Burası A'nın B'den farklı bölgesi. Şurası B fark A'dır. Bu önemli, bunları bilmeniz lazım. Şurası da her zaman A kesişim B'dir canlarım. Bakın 3 ile neyin çarpımı 12 eder? 4. Demek ki burası 4K. Yine 4 ile neyin çarpımı 12? 3. Demek ki burası 3K. Kesişimi de 2 ile çarpmış. Demek ki 12 olabilmesi için buraya da 6K gerekiyor. Peki bizden ne istiyor? Diyor ki birleşimin en az değeri nedir? Yani bunların toplamını 4K, 6K ve 3K'yı topladığımızda
13'ün katı olan bir şey olacak. 13'ün katı. 13, 26, en az diyor. En az da ne olur arkadaşlar? 13 olmuş oluyor sevgili gençler. Bunu da K yerine 1 yazarsak 13 tane elemanı bulmuş olacağız sevgili gençler. Geldik 9. soruya. Bundan şu şekilde düşünelim. A birleşim B ve A kesişim B kümesinin elemanı en az kaçtır diyor. Şimdi bu eğer A kartezyen B kümesinin bir alt kümesiyle ilk elemanlar A'nın olacak. 1, 2, 3, 2 varmış. Demek ki A'nın kümesinin içerisine 1, 2 ve 3 olacak. Peki. İkinci elemanlara bakalım sevgili gençler. İkinci eleman kim? B'nin elemanları. 3, 4, 5, 3. O zaman B'nin elemanları nelermiş? 3, 4 ve 5'miş. Peki benden ne istiyor buradan? A birleşim B istiyor. Hemen yazıyorum. A birleşim B şuna eşittir arkadaşlar. Bunları sırayla yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. A birleşim B bu oldu. Bir de ne istiyor arkadaşlar? Diyor ki A kesişim B. Yani A ile B'nin ortak elemanlarını istiyor. A kesişim B. Kesişimi ortak olanlar kimlerdir? 3'tür. O zaman 3 yazıyorum. Şimdi kartezyenin eleman sayısı demek bunun eleman sayısı 5, bunun eleman sayısı 1. Bu ikisini çarptığımızda 5 çarpı 1. O zaman kartezyenin eleman sayısı da 5 olmuş oluyor. Doğru cevabımız 5'tir sevgili gençler. Evet geldik. Küme probleminin son soruya geldik arkadaşlar. Umarım sınavda güzel bir sonuç elde edersiniz. Kendinize güvenin arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Bakın üçlü bir küme sorusu futbol, basketbol ve voleybol. Hemen üçlü çiziyorum sevgili gençler. Şöyle çizeyim. Futbol oynayanlar. İkinci bir küme. Basketbol oynayanlar. Ve voleybol oynayanlar. Evet. Sonra buradaki değerleri yerine yazıyorum. Ama bu tip sorularda sondan başa doğru giderseniz daha iyi olur. Her 3 oyunu oynayanların sayısı 2'ymiş. Şurası her 3 oyunu oynayanların sayısıdır arkadaşlar. Bunu 2. Futbol ve voleybol oynayanlar 5. Futbol ve voleybol oynayanlar burası 5. O zaman buraya 3 kaldı. Yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı 6. 2 buradaysa buraya 4. Şurası 6 olacak. Yine voleybol ve basketbol oynayanların sayısı 7. O zaman buraya da 5. 2 burada 5. Futbol oynayanların sayısı 15. Burada 7, 9. O zaman buraya 6 kaldı. Basketbol oynayanların sayısı 17'ymiş. 6, 5 de 11. 17 olması için buraya 6 lazım. Yine voleybol oynayanların sayısı da 17'ymiş. 8, 10. O zaman buraya da 7 kaldı. Şimdi bize bu topluluk kaç kişidir diyor ve bunlar hepsini sayacağız, toplayacağız arkadaşlar. Toplayalım bunları. Futbol oynayanlar kaç kişiydi? 15. Burası 15. 6 daha 21, 5 daha 26, 7 daha 33 kişi olmuş olur. Doğru cevabımız 33'tür diyoruz sevgili gençler. Evet, böylelikle bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımda geçen sene de yazılı hazırlık, mantık kümelerle ilgili videolar çekmiştim. Onları da izleyebilirsiniz. Sınavda güzel bir not almanız dileğiyle takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.